Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın ismi Sen İzin Verirsen. İlkbahar gelir gelmez minik kukumav yuvasını dut ağacına taşıdı. Dut ağacı kapkara meyveleriyle muhteşem görünüyordu. Kukumav etrafta neler olduğunu merak ediyor. Kimin ne yaptığını izleyip duruyordu. Bir gün dut ağacındaki tırtılların iştahla yaprak yediğini gördü. Şu tırtıllara çok şaşırıyorum. O kadar çok yaprak yiyorlar, yine de şişmanlamıyorlar, dedi. Dut ağacındaki kumru hemen cevap verdi. Onlar şişmanlamaz. Yedikleriyle kendilerine bir koz örüyorlar. Böylece bir yuvaları olacak. Ben de dut ağacının kovuğunda kendime bir yuva yaptım. Kukuma bu fikri beğenmedi. Kozadan yuva olur mu hiç, dedi. Kozayı kendi etrafını örüyor, hareket edemez ki. Olur elbette. Ben yorulunca yuvama çekilip dinleniyorum. O da kozasında mışıl mışıl uyuyor. Aa, bu tırtıllar onca çalışmayı kozada uyumak için mi yapıyor? Ben her yerde uyuyabilirim, hiç fark etmez, dedi Kukuma. Kumru kendinden emin bir şekilde anlattı. Elbette, sadece uyumak için değil. Orası onun evi. Kendine ait her şeyi koyabilir. Ben her şeyimi yuvamda saklıyorum. O öyle deyince kukuma meraklandı. Sürekli bir şeyler taşıyan kumrunun yuvasında neler vardı acaba? Kukuma bunları düşünürken kumru yiyecek bulmak için yuvasından uzaklaştı. Kendi kendine mırıldandı Kukumav. Bu kumru yine ne aramaya gitti acaba? Şöyle bir baksam yuvasına ne olur ki? Dedi ve Kukumav kumrunun üst daldaki evine doğru uçtu. Kafasını hafifçe kovuktan içeri soktu. Gördüklerine inanamayıp gözlerini ovuşturdu, tekrar baktı. Kumrunun yuvasında neler vardı neler. Sıra sıra raflar, her bir rafta sıra sıra yiyecekler. En üst rafta böğürtlenler, alt rafta kuru dutlar, en altta da ıhlamur ve defne yaprakları. Burada ne çok yiyecek var. Kumru için bunlar çok fazla, diye düşündü Kukuma. Kendi kavuğuna dönünce morali bozuldu. Yuvasında değil yiyecek, kuru dal bile yoktu. Kukuma kovuğundan dışarı çıktığında kumru da yuvasına dönüyordu. Kumru tırtılları göstererek kozalarını örmeye başladılar. Şimdi dut ağacı pamuk ağacı gibi görünecek. Çok güzel olacak, dedi Kukuma neşeyle. Kumru ile sohbet etmek isteyen Kukuma, yiyecek bir şeyler de koyuyorlar mı kozalarını acaba, dedi. Onların yiyecek saklamasına gerek yok. Ama ben biraz daha toplamalıyım, diyerek tekrar gitti kumru kuş. Tek başına minicik bir kuş bu kadar çok yiyeceği ne yapacak? Bir kısmını paylaşsak iyi olmaz mı? Ben sonra söylerim kendisine, diye düşündü kukuma. Ve uçup kumrunun kovuğuna girdi. Aa, izinsiz hem de. Böğürtlenler çok güzel görünüyordu. Sonra kumruyla beraber tekrar toplarız, dedi kendi kendine. Yarısını alıp kendi kovuğunu taşıdı. Bir süre sonra kumru gagasında bir meşe palamudu ile geri döndü. Heyecanla kukumava seslendi. Hey bak, ne buldum? Bir palamut, bu harika bir şey. Kukuma palamudun tadını sevmezdi. İşte bu yüzden arkadaşın anlattıklarıyla hiç ilgilenmedi. Kumru yuvasına yeni bir raf yaparak palamudu oraya yerleştirdi. O kadar heyecanlıydı ki yiyeceklerinin azaldığını fark etmedi bile. Bir süre dinlendikten sonra yeni bir palamut bulmak için yine yola koyuldu. Kumru uzaklaşır uzaklaşmaz
Kukumav tekrar soluğu kumrunun yuvasında aldı. Bu kez gözü kuru dutlara takıldı. Bunları da paylaşabiliriz bence diyerek bir kısmını yine yuvasına götürdü. Kukumav böğürtlenlerden ve kuru dutlardan bir güzel yedi. Dikkat etmediği için yuvasının etrafı meyve lekesi oldu. Karnını ova ova kovuğunda uyudu. Akşamüstü kumru yuvasına döndüğünde bir tuhaflık olduğunu anladı. Boş rafları fark eder etmez hemen dut ağacına seslendi. Yuvamdaki böğürtlen ve kuru dutların bir kısmı yok. Yuvama izinsiz giren kim? Diye sordu öfkeyle. Dut ağacı cevap verdi. Öğleden sonra uyudum. Hiçbir şey görmedim. Kumru yiyeceklerini bulmak için dut ağacının etrafında dolanmaya başladı. Dolandı dolandı. Sonra Kukumav'ın kovuğu dikkatini çekti. Ne boyamıştı kovuğun etrafını kıpkırmızı böyle? Kumru biraz daha yaklaşınca onların böğürtlen lekesi olduğunu anladı. Ah Kukumav ah. Yuvama benden izinsiz nasıl girersin? Benim yiyeceklerimi nasıl alırsın? Dedi öfkeyle. Sesi duyan minik Kukumav başı eğik dışarı çıktı. Kumru'nun yüzüne bakamıyordu utancından. Çok utanmıştı. Çok çok özür dilerim. Merakıma yenildim, yuvana girdim. Dayanamadım, yiyeceklerinden alıp yedim. Hem de kaç sefer girdim yuvana. Birlikte yenilerini toplarız diye düşündüm. Ama hata yaptım biliyorum. Tam kumru söze girecekti ki devam etti Kukumav. Yediklerimin yerine yenisini toplayacağım. İzinsiz olduğum her şeyi yerine koyacağım. Tabii sen izin verirsen lütfen beni affet. Önce aldıklarını yerine koy, seni affetmeyi düşüneceğim. Dedi kumru. Kukumav önce yiyecekleri aynı şekilde yerine koydu. Yeni meyveler toplayarak eksikleri tamamladı. Bu kadarı yeterli değildi. Kumru'nun gönlünü almak istiyordu. Çünkü annesinin ona okuduğu hadis-i şerif hatırlamıştı. Peygamber Efendimiz bir kötülük yaptığınızda ardından hemen bir iyilik yapın demişti. Onun için Kumru'nun gönlünü almak istiyordu ve Kumru'nun sevdiği palamutlardan topladı. Tırtılın kendisine verdiği ipek ipliklerle palamutları süsleyerek hediye paketi yaptı. Kumru hediyeyi görünce çok mutlu oldu. Sen benim arkadaşımsın. Senin yiyeceklerimi seve seve paylaşırım. Ama bana ait şeyler için izin almalısın bundan sonra. Dedi Kumru. Çok haklısın. Kumru gülümsedi. Gel şimdi sana böğürtlen ikram edeyim. Onlar meyvelerini yerken kozalarından çıkan kelebekler etrafta dans ediyordu. Diyelim masalımızı bir soruyla bitirelim mi? İlkbahar geldiğinde Kukumav yuvasını hangi ağaca taşıdı? Çınar ağacı, dut ağacı, çam ağacı. Hadi siz sorunuzu cevaplarken masalımızı yine bir dua ezberiyle bitirelim mi? Rabbena firli veli valideyye velil minine yevme yekumul hisab. Ne yapıyoruz bu duayla? Allah'ım diyoruz. Ahirette hesap gününde beni, annemi ve bütün müminleri bağışla diye dua ediyoruz. Anne babalarımıza her namazda dua ediyoruz biliyor musunuz? Öyle sadece yılda bir kere anneler günüyle değil. Biz Müslüman çocuklar her namazda annemize dua ederiz. Her namazda hatırlarız onları sadece yılda bir kere değil. Bunu bize peygamberimiz öğretmiş. Ne güzel dualar öğretmiş değil mi çocuklar? Yine gün içinde büyüklerimizle birlikte tekrar edelim. İyi geceler.